Sevgili seyirciler, saygıdeğer izleyenler, kamera mikrofonu elimizde gezip dolarken bu biraz sonra röportaj yapacağımız manav esnafı kardeşimiz, abi bizim sesimizi niye duymuyorsunuz, kamuoyuna niye duyurmuyorsunuz, bizim de kendimize göre dertlerimiz var dedi ve ben de kendisine ne derdi olduğunu sormadan yaptığı işiyle ilgili olarak soracağım. Cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Evet, sevgili kardeşim, ömrünü manav esnaflığına veren Ünye'nin esnaflarından bir tanesisin. Geçerken bize dedin ki bizim de sesimizi duyur, biz de dertliyiz. Yıllardır bu memlekete, millete, devletin ayakta durması için vergi ödüyoruz. Telefon açıyoruz ilgili kurumlara, bize cevap vermeye tenezzül etmiyorlar diyorsun. Önce seni tanıyalım. Sen kimsin? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün Ünye'nin Ordu bölgesindeki, Türkiye'deki vatandaşlarımızın önce geçmiş mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını kutluyorum. Bugün bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in bize bırakmış olduğu emaneti, fethi kutluyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Ahmet Bey. İsmim Tuncay, soy ismim Er. Saadettin'den olma, Hanife'den doğma. 1974 Ünye doğumluyum. 1982 yılından beri babamın yanında manav işiyle iştirak ediyoruz. Ünye'nin çok eski, babam eski bir esnafıdır. İsmi Saadettin Emiroğlu'dur. Manav bizim baba mesleğimiz, dede mesleğimiz. Bunu Ünye'de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Düzgün temiz ürünler satmaya çalışıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Elektriğimizi ödüyoruz. Kiramızı ödüyoruz. Esnafız. Esnaflık yapmaya çalışıyoruz. Bu devletin ahilik yapmaya çalışıyoruz. Devletimizden memnunuz. Devletimizden bir şikayetimiz yok. Yalnız çalışanlarında. Devletimizden şikayetimiz yok. Yalnız son dönemlerde Ünye'de bu seyyar araba tabir edilen üzerinde üzüm, kiraz, çilek gibi balık vesaire satılan ürünlerin son dönemde arttığını görüyorum. Ben bir esnaf olarak. Sadece 20 Temmuz Caddesi'nde bugün saydım 12 tane el arabası vardı. Stadyumun önündekileri söylemiyorum. Orada zaten tamamen mini pazarları olmuş. Açık mini pazarları olmuş günlük. O cadde üzerindekileri de saymıyoruz. Yani mahallelerdekini saymaya kalksak bu toplamda 200 el arabası gibi bir rakama ulaşıyor. Yani Ünye'de şu anda kayıtsız 200 tane esnaf, küçük yani mini ölçekli, mikro ekonomili esnaf oluşmuş 200 tane. Devletimi ve devletimizin başındaki yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu arkadaşlarımızı denetlenip vergi kaydı altında bunlara özel yerler gösterilip kira ödemelerini istiyorum ben devlete. Her köşe başı, her cadde, sokak onların değil. Burası benim yerim. Ben burayı çekeyim, burada satayım. Vergi yok. Kira yok. Kafalarına göre el arabası al. Dört tekerlek altına yaptır bisiklet tekerleğinden. Üzerine halden kaçak köçek 200-300 liralık mal koy, sat. Çok güzel. Biz ne yapalım o zaman? Biz de manavlarımızı kapatalım. Bakkalcılar bakkallarını, manifaturaların manifaturasını. Biz de manav dükkanlarını kapatalım. Herkese birer tane el arabası yaptıralım. Devlete vergi ödemeyelim. Her köşe başını sokaklara tutalım. Oralarda ürünlerimizi satalım. Ben bunu istemiyorum. Ben devletimi ve devletimin başındaki yetkilileri göreve çağırıyorum. Bir esnaf olarak. Bunları ivedilikle düzene konmasını, ivedilikle bu arkadaşların ivedilikle şehir merkezlerinden biraz daha böyle arka mahallelere, oralarda madem ihtiyaçları varsa çalışmaya, o arka mahallelerde satılmasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın haklarının korunmasını istiyorum. Ünye'de benim bildiğim 35 veya 40 tane üzerinde manav var. Sadece manavla iştikrar eden, dükkan çalıştıran, vergi ödeyen, işçi sigorta ödeyen 35-40 tane yakın manav olduğunu düşünüyorum. Market önü manav hariç konuşuyorum bunu. Sadece 30-40 tane manavdan bahsediyorum. Bütün o manavları da gezmenizi istiyorum Ahmet Bey. Onların aynı benim konuştuğum gibi konuşturacağını göreceksiniz. Bu Ünye'de kanayan bir yara. Bu yaraya parmak basılmasını istiyorum. Bu konuda ilgili... Ben şimdi bir şey daha şikayette bulunuyorum. İlgililere şikayetle ediyorum. Ben dün buradan, telefonumda da kayıtlıdır. Ordu Büyükşehir Belediye Zabıta
daire amirliğini, müdürlüğünü aradım. Buradaki konumu aynı şekilde anlattım. Oradaki bayan, zabıtadaki görevli bayan benden resmen dalga geçti. Oradaki bayanı bu şekilde de yani kınıyorum. Yani başka bir şey demiyorum. Kınıyorum, esefle kınıyorum. Sizinle ilgilenmesi gerekiyor. Tabii hiçbir şekilde ilgisiz davrandı, dalga geçti benden. Arabaları buraya ben gönderdireceğim dedi, ekipleri gönderdireceğim dedi, ekip arabası da buraya gelmedi. Hiçbir zabıt arabası buraya gelip de bu arkadaşları buradan kovuşturmadı. Veya bunları buradan yani kaldırmadı. Yani ben art niyet olduğunu düşünüyorum artık. Bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak Ünye'de artık bu işlerin altında bir art niyet arıyorum artık yani. Ve bunlar Ünye'de ciddi derecede çürük mal satıyorlar. Sağlam mal sattıklarını ben düşünmüyorum. Zabıtaların bunları denetlemediğini, üzerlerindeki sağlam mıdır, çürük müdür bunları denetlemiyorlar. Bunlara bakmıyorlar. Bu ürünler taze midir? Vatandaşa uygun mudur? Satılabilir mi? Gibi bunlara da şikayette bulunuyorum. Gelsin beni de denetlesin. Benim manavımı da denetlesin. Baksın, domateslerimize baksın, karpuzlarımıza baksın, patatesimizin, soğanımızın kalitesine baksın. Bunlar da bir gıda ürünü. Sadece bu ülke BİM, ŞOK, 101'den ibaret değil. Onları denetliyorlarsa bütün manavları da denetlesinler. Bütün arabalarını da denetlesinler. Onlar taze mi ürün satıyorlar, eski mi ürün satıyorlar? Yani pastaneyi denetliyorsun. Tamam, güzel. Fırını denetliyorsun, güzel. Marketleri denetliyorsun, güzel. Memnunuz. Fabrikalara iş. Bizi denetleyin. Gelin. Bütün manavları denetleyin. Ünye'de kaç tane manav var, kaç tane seyir araba var, denetleyin. Peki. Pazarları da denetleyin. Ürünler satılıyor pazarlarda. Çürük malları satıyorlar pazarda insanlara. Size teşekkür ediyorum. Sayın Er'in yapmış olduğu ve inanın şikayetini özetlememiz gerekiyorsa saygıdeğer yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asıl sahibi millettir. Milletin olmadığı yerde devlet olmaz. Milletin olmadığı yerde seçilmiş atanmış yetkililer olmaz. Milletini duymayan seçilmiş atanmış yetkililer de kazandıkları, aldıkları maaşlardan, o kardeşlerimizin vergilerinden aldıkları maaşlardan hayır göremezler. Biz özetlemiş oluyoruz. İlginizi bekliyor, saygılar sunuyoruz.